poşetine. Bak bakalım. Hemen deniyorum. Abone olun. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Aylar sonra geri döndük. Evet, uzun zamandır video çekmemiştik. Böyle bir videoyla karşınızdayız. Basit ama etkili. Evet. Biliyorsunuz ki biz elektrikle çalışan her şeyi almayı çok seviyoruz. Bugün de mısır patlatma makinesi tanıtımı yapacağız. Aslında Ceyda bunu çekti. Benim kardeşim de görümcesiyle çekti. Ama evet. Kıskandığım için o video bir daha çekilecek. Buradan da Reyhan'a selam olsun. Kardeşim. Şimdi kış geldi. Mısır patlatmayı kışın daha çok patlatıyorlar bence mısır. Evet, bence de kışın daha çok yapılıyor. O yüzden biz de bu elektrikli mısır patlatma makinesini almak istedik. Evet. Beraber deneyeceğiz. Daha önce denedik, güzel oluyor. Tek bir sıkıntısı var. Yağsız ve tuzsuz. Ama onun için de bir şey deneyeceğiz sizlerle ilk defa. Evet. Bir tane fırın poşetimiz var böyle. İlk patlattığımızda koymak için cam kabımız var. Yağımız, tuzumuz, mısırımız da burada. Şimdi mısır patlatma makinesini de incelemek istiyorum. Birazcık kablosu kısa. Bundan çok şey olmadı. 3 metrede olmasına gerek yok. Buradan sadece masadan prize yetişmedi. Yoksa sabit bir yer olsa priz önü iyi. Aynen. Şöyle açılan bir kısmı var. Bildiğimiz şu üstten mısırı atıyoruz ve patlatıyor. Yağsız, tuzsuz. Bir ölçek. Bunu da göster. Aynen öyle. Bunu da göster. Bu zaten hani yanaksız çıkamazsın. Şık ama şık çok tatlı. Şık. Tekerlekleri dönmüyor, denedim. İçi de böyle. Bu böyle hem çeviriyor kendi içinde hem de ısıtıyor. Öyle olunca daha iyi patlatıyor. Şurada sadece falan. Bir tane tuşu var. Çok basit kullanımı. Olur. Başka hiçbir şey yok. Yaparsın. Şimdi deniyoruz. Aslında ben bunu daha önce almak istiyordum. Çeyiz zamanında. Hatta bir de bunun pamuk şeker makinesi olanı var. Özellikle onu istiyordum. Ama bunu istedikten bir ay sonra şeker hastası olduğumu öğrendim. Öyle olunca kızdım, ikisini de almamıştık. Ta ki Kasım indirimlerine kadar. Evet. Bu Yui marka olan. Sanırım Karaca'nın Cook Plus'un falan da var. Evet. Karaca'nın. Onlar da aynı şeyle çalışıyor galiba. Mantıklı. Gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde. Ama çok sevindim. Mutfakta aksesuar olarak da kullanılabilir bence. Yeri olanlar için. Şimdi şu üstündeki kapak bunun kendi ölçeği oluyor. En fazla bunu hani tek seferde patlatabileceğim mısır bunu doldurduğumuz kadar olacakmış. Evet, şimdi patlatalım. Bu kadar oluyor zaten. Çok değil. 100 gram falandır herhalde. 100 gram imkanı yoktur. Tartalım mı? Hemen geliyorum. Fazla yiyorum. Mısırı geri döksen. Hemen tartıyoruz. Bakalım ne kadar olmuş gerçekten. Hemen bunun da arasını alıyoruz. 13 grammış kapağı. 100 gram diyorum. Şöyle göstereyim. Yine aynı. Neredeyse silme gibi. 55 gram diyorum. 51. Çek. Ağla. Ağla kameraya. Neyse, konumuz hassas tartı gibi bir elim var arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman buyur. Sen yapıştır. Tamam. Dök bakalım. Ya da ben dökeyim. Prize ben takıyoruz makinemizi. Ama burası biraz burada kalmış. Bunlara dikkat edin. Kapatalım. Şuradan patlayan mısırları çıkarıyor. Tam şuraya bir kap koyarsak bunun içine gelir diye düşünüyorum. Şimdi patlatıyoruz. Patlat. Çalıştırıyorum. Çok sesli çalışıyor. Bizim sesimiz şu an duyulmuyor bir olabilir. Ben bunu biraz bastırmaya çalışırım elimde ama bayağı güçlü. Ama dediğim gibi çok sanki böyle çok eski bir elektrikli süpürge çalıştırırsın, evi süpürürsün ya da bütün mahalle duyar. Bütün mahalle duyuyor bunu. Sen de elini böyle yapma, mısır koyun. Patlıyor. Evet.
Aha geliyor. Biraz yağsız ve tuzsuz. Oğlum. Yani bence çok kalabalık bir misafir vardır. Mesela arkadaşların çok kalabalık gelmiştir. Sürekli bir mısır patlatma durumu çok güzel olabilir. Ayrıca hiçbir yer yağ olmuyor. Ama işte lezzetsel olarak da sıkıntı olmuyor. O yüzden bunu deneyeceğiz şimdi. Fırın poşetine patlattığımız mısırları koyuyoruz. Önce acaba yağla tuz mu koysak? Tamam. O zaman çok yağ değil mi? Yağ üstüne dökünce çünkü yetilir şey olabilir. Yetilir mi? Çok. Tamam. Bence fazla koymayalım. Çok abartmadan yeter. Aynen. Tamam sen o salla, olmazsa da bunları düzgün de yeriz. Covid zamanı olsaydı. Patlıyormuş. Hadi lütfen. Tadına bakalım en azından. Bakalım. Şöyle dibinde birazcık kaldı. Mısır patlatınca da tencerenin dibinde kalıyor ki. Bak bakalım. Hemen deniyorum. Ve buradan alacağım. Çok güzel. Tuzlu. Tuzlu. Elim yağ oluyor. Ama mısırdan fazla yağ hissetmiyorum. Evet, çünkü dibinde burada tuzla birleşmiş bir yağ var. İsterim size. Bak burası. Ben beğendim. Biraz yani, şeye benziyor. Hazır pısada. Marketten aldığımız patlamış mısırlara. Evet. Beğendim. Eğer yağsız tuzsuz yiyorsanız makine çok iyi. Biraz fazla tuz geldi be. Neredeyse hepsini patlatıyor. Tereyağı hiç kalmıyor. O yönden iyi. Ama yağ tuz olmadan ben patlamış mısırı ne yeleyim diyorsanız, tencerede yapınca da aynı lezzet alıyorum. Burada bir kere daha uğraşmış oluyorum. Hani hangisi daha iyi bilmiyorum. Yani bir de tencere kirlenmiyor. Etraf kirlenmiyor. Bu poşeti atacağız şu be. Benim yağ tuz yoksa okeyseniz, ki yedikçe sarıyor yağ tuz tuzsuz. Evet. Sonra ilk başta böyle bu neymiş diyorsun ama ağzına böyle üçüncü avuçtan sonra falan lezzeti gelmeye başladı. Üçüncü avuç. Nasıl yiyeceğim patlamış mısırı böyle ağzımla? Göster bakalım. Sinemaya gittiğinde böyle ben çok sevdim yalnız. Bence de güzel. Sarıyor. Sanki daha çıtır gibi geldi bana bir de. Ya da normal tencerede kızartınca yağla birlikte biraz yumuşuyor. Ha şimdi yağ ASMR'le bekle. ASMR yapamıyorum. Sayın. Bayağıdır çekemedik. Nöbetlerimiz çok yoğun. Yoğun çalışıyoruz. Git gel falan. Yeniden dönüyoruz. Bakalım. Şöyle böyle kolayca bir videoyla tekrar başlayalım dedik. Bir tane daha motor videosu gelebilir. Yakın zamanda beklediğimiz bir şey var. Eğer o olursa. Ceylan da haberi yok. Sürpriz. Eğer olursa yeni bir motor videosu gelebilir. Yoksa böyle ev içi dışı bir de vloglar geliyor. Onları ayarladık sayılır neredeyse. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone de olun. Seviye olun. Görürler. Evet. Abone olmayı unutmayın. Önceki videomuz 12 bin izlenmiş. Evet. Çok garip bir şekilde ederim. Çok izleniyor. Evet. Motor videosu bayağı izlendi bu arada. Abone olan, yorum yapan herkesin eline ağzına sağlık. Her 10 kişiden birisi bile abone olsaydı. 1000 aboneye geçmiştik. Aynen. Abone olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Yani abone olun. Bye bye. Bu arada. Heh. Abone olun.